Bugün gündemimizde Gazze ile alakalı, İsrail ile alakalı daha doğrusu devletin politikalarında değişme gözlemleniyor. Dışarıya gösterilen durum bu. Yani insanlara, bugünkü topluma şunu söylüyorlar. Bakın sizin tepkileriniz boşa çıkmadı. Sizler tepki gösterdiniz. Bizler de İsrail ile alakalı birçok kısıtlamaya gittik deniliyor. Ben şahsen şunu söyleyeyim. Bu konu hakkında gerçek manada insanlar hemen böyle mutmain, hemen böyle tatmin olmasınlar. Bir defa kısıtlamanın kısmi olduğunu söylemem gerekli. Yani tamamen bütünsel veyahut mutlak değil. Kısmi olarak bazı maddelerde, bazı ticari durumlarda kısıtlama getirdiklerini belirttiler. Yani şöyle söyleyeyim. Teorikte böyle ama pratikte böyle mi? Kesinlikle ve kesinlikle ben güvenmiyorum. Bunu o kadar somut bir hale getirmeleri gerekli ki, o kadar net bir şekilde ortaya koymaları gerekli ki toplumda bu konu hakkında mutmain olsun, tatmin olsun. Zaten bunlar konuşan insanlardı. Şimdi yazan insanlar olmuşlar. Sadece yazıya dökmüşler. Bu kadar. Eylem olarak, gerçek manada pratik olarak bizlere somut adımları göstermeleri gereklidir. Bu konu hakkında gerçek manada İsrail'e net bir şekilde tepkilerini gösterdiklerini insanlara belli etmeleri gereklidir. Bu öyle şunları işte vermeyeceğiz, bunları vermeyeceğiz demekle olmaz. O arka planda her türlü anlaşılabilir. İsrail'den komut gelmiş olabilir. İsrail aralarındaki ilişki kızışacak, sorunlar yaşayacaklarını anladıklarından dolayı insanlara böyle göstermiş olabilirler. İsraillilerle gizli arka planda farklı farklı anlaşmalar yapmış olabilirler. Yaparlar da. Yani bu hükümetten hepsi beklenilir. O nedenle ben bu konu hakkında şahsen inanmıyorum. Yaptıkları bu açıklamanın da samimi olduğunu düşünmüyorum. Allah subhanahu ve teala gerçek yüzlerini ortaya çıkarsın. Allah subhanahu ve teala bütün yalancıların yalanlarını ortaya çıkarsın.